geçtiği şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Belki yolu, kaldırımı, çiçeğe, böceğe, parkı, bahçeye her belediye başkanı yapabilir. A görüşünden, B görüşünden, C görüşünden harf çok. Hangi partiler olursa olsun ama insanların gönül dünyasını yol yapmayı önemsiyorum. Yahya'nın vizyonu ve misyonu ilhamıyla maneviyeti yüksek, burada manevi değerlere değer verilen bir ilçe olduğumuzu sağ olsun dostlarımız gittiğimiz her yerde, Türkiye'nin her tarafında, yurt içinde ve yurt dışında olan olsun bu ilçenin güzelliğinden bahsediyorum. Bir büyüğümüz, siyasete uğraşan bir büyüğümüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de başkan vekilliği yapmış bir büyüğümüz. Yahya'ya geldiği zaman şunu söyledi, Esat Başkan'ın gönlümüz tüm ilçelerimizin Yahya ulaşmasını arzu ediyoruz dedi. Bu yalan atılacak bir söz değil kıymetli kardeşlerim. Bu sizlerin güzelliği. Allah hamdolsun hocalarımızın güzelliği, insanlarımızın güzelliği, kadınlarımızın güzelliği. Burası maneviyat iklimi elhamdülillah çok güzel bir ilçe. Bunun kıymetini bilelim ve bunu da sürdürebilir olabilmemiz için Allah hamdolsun bu türlü güzelliklere biz imza atıyoruz. Allah ömür verirse ayet 17'sinde Mekke baş imamımız Ebu Bekir Şatri inşallah gelecek. Dünya bilimcisi kardeşimiz Ali Ter kardeşimiz gelecek. Bir inşallah Kur'an ziyafeti ve Mehmetçiye dua gecesi diye inşallah burada sizleri tekrar görmek istiyoruz. Bu aynı zamanda da bir davettir. 40'a yakın İslam ülkesine gittim. Yeryüzünde Müslümanların mağdur ve mazlum duruma düştüğü coğrafyaların hemen hemen tamamında bulundum. En son 7 Aralık'ta Kudüs-ü Şerif'e gittim. Tam Trump'ın o başkent kararı açıklandığı akşam Kudüs-ü Şerif'teydim. Ondan sonraki günlerde o çatışmaların içinde kaldık. Orada Mescid-i Aksa'da yaşanan mezalimi gördük. Ve dedim ki keşke gitmeye Kudüs'ten başlasaydım. Çünkü Kudüs'ü anladığınız zaman İslam coğrafyasının içinde bulunduğu durumu daha iyi kavruyorsunuz. Kudüs'ü anladığınız zaman ülkemizin de içinde bulunduğu durumu daha iyi anlıyorsunuz. Kudüs'ün bir kilit taşı olduğunu, bütün yaşadığımız sıkıntıların arkasında üst akıl diye tabir edilen her yerde, ama o üst aklın ismi Siyonizm'dir. Yalnız bunun adı bir türlü konulamaz. Zamanında rahmetli Necmettin Erbakan hocamız bunu koymuştu. Üst akıl Siyonizm'dir. Bizimle uğraşan Siyonizm'dir. Bize darbe yaptıran Siyonizm'dir. PKK'yı besleyen Siyonizm'dir. Güney sınırımızda YPG'ye 4000 silah veren Siyonizm'dir. Ama Siyonizm zaman zaman Amerika isimli taşeronunu kullanır. Zaman zaman PKK isimli taşeronunu kullanır. Zaman zaman FETÖ isimli taşeronunu kullanır. Ama Siyonizm'dir bizimle uğraşan. Çünkü Siyonizm şunu çok iyi bilir. Türkiye bu ümmetin başıdır. Türkiye bu ümmetin ağabeyidir. Türkiye bu ümmete sahip çıkacak yegane ülkedir. Tarih bunu gösterir çünkü. Ve Türkiye zayıf kaldığı sürece Siyonizmin korkacağı, çekineceği hiçbir şey yoktur. Türkiye ayağa kalkmadığı sürece Siyonizmin Müslümanlardan korkmasına gerek yoktur. Yanınızda Türk bayrağı var mı dediler. Varsa ne olacak dedim, almayacağız içeri dedim. Suudi Arabistan bayrağını sokabiliyorsunuz. Kamerun bayrağını sokabiliyorsunuz. Alman bayrağını sokabiliyorsunuz. Amerikan bayrağını sokabiliyorsunuz. Sadece Türk bayrağına müsaade yok. Çünkü Türk bayrağı o coğrafyada bir umudu temsil ediyor. Türk bayrağı bir gün o zalimlerin karşısına dikileceğinden korkuyorlar. Bu zulmün sebebi tarihte hiç görülmemiş bir ırkçılıktır. Bir faşizmdir, bir kendini diğer milletlerden üstün görmedir. Yahudilerin temel inancı budur. Tevrat'ın sayısız yerinde bu ayetler vardır. Siz dünyadaki bütün milletlerin efendisiniz, efendisisinizdir. Dünyanın bütün milletleri size köledir der Tevrat. İsrailoğullarında böyle bir duygu düşünce vardır. Davut Aleyhisselam'ın ordusunun en önünde kutsal sandık vardır. Ahit sandığı. Ahit sandığının içinde Yahudilere göre en kutsal olan şeyler vardır. Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda verilen
10 emir tabletleri, aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın asası, bu ahit sandığında ordunun önünde gider. Yahudi inancına göre ahit sandığını önde götüren bir ordu her savaşta galip çıkar. Gerçekten de Davud Aleyhisselam girdiği her savaşı kazanmıştır.